Alabalığın özelliği soğuk suda yaşaması. Tamamen doğal, kılçıksız, deniz balığından farklı olarak daha hafif oluşu. İnsanlara tüketimi daha kolay, daha lezzetli. Bir ocağımız bile yoktu. Tek gözlü tüpte ben yazın yemek yapıyordum. Yazın sıcak soba yakamıyorsun. 3-4 yıl ocak bile alamadık yani. Çok zorluklar da tabii ki geldik. İlk başladım. O zaman korka korka atıyorduk. Çünkü çok daha süreç sıkıntılıydı. Yem de alamıyorduk. 2 torba yemi İzmir'e gidiyorduk. Çaresizdik. Çimento alacak paramız yoktu. Onu toprakta büyütmek zorunda kaldık. ...1963 Giresun doğumluyum. Giresun'da çiftçilik yapıyorduk. Amatörce alabalık işi yapıyorduk. Amatörce arıcılık yapıyorduk. Daha sonra 1984 yılında bu alabalığı ticari yapalım diye bir karar verdik. Nerede yapalım? Karadeniz'de malum deniz ürünü bol olduğu için biz rotayı İstanbul'a çevirdik. İstanbul'da da işte orası mı olur, burası mı olur derken bir gün bir arkadaşın vesilesiyle yolumuz Kırklareli Vize Balkaya köyüne düştü. Döndü Çodar. Giresun'da doğduk, büyüdük. Buraya balıkçılık yapmak için geldik. Balık çiftliği kurmak için. İlk zamanda alışmamız tabii ki çok zor oldu. Yıllar geçti. 15-20 yıl içinde ancak zor alıştık. Geçimde de zorlandık, ulaşımda da zorlandık, işi kurarken zorlandık. Her türlü zorlandık yani. Şu anda balıkları sıkıştırarak içerisinden porsiyonu olan boylarını seçip alacağız. Balıkları anaç balıklardan sağarak çıkarıyoruz. Balık yumurta yaklaşık 25-30 günde çıkıyor. Bir yıla yakın da besleme büyüme süreci var. Bir yıl sonra porsiyonluk haline geliyor. Porsiyonluk haline geldikten sonra böyle boylama yaparak içinden bunu peyderpey yetişiyor. Seçerek 250 gram haline gelenleri alarak balıklarımızı sofralık halde hazırlayıp sunuyoruz. Bu alabalıklar gökkuşağı alabalığıdır. Bunların ana vatanı Amerika kıtasına geliyor. Beslemeye uygun bir balık ve bu ülkemizde de bayağı bir yetiştiriliyor. Biz de buradan esinlenerek 1985 yılında bu işe başladık. 87 yılından bu yana da üretimimiz devam etmekte. Rahmetli babamla beraber geldik buraya. Aa dedi babam, işte bize dedi lazım olan yer burası. Burası mı burası? Geldik ama burada hiçbir şey yok. Burası sadece bir tarla. Tabii resmi işlemler bayağı bir teferruat oldu. Onları açtıktan sonra işe başladık. Bu su yolu nasıl yapılır? Buraya bir su akacak. Su akma aşamasında da tabii ki bunun fizibilite çalışması, maddi gücümüz yok. Bir mühendis tutup veya bir müteahhit tutup iş yapamıyorsun. Suyu biz kendi imkanlarımızla ölçtük. Bir hortum teraziyle. İşte doğru mu yanlış mı falan derken işte kendi kanımıza doğru olduğuna karar verdik. İşe başladık. Bunu bir makine dedik kalsın o zaman. Bir mühendis çağırdık, inşaat mühendisi geldi buraya baktı. Dedi ki kardeşim burası dedi öyle bir şey ki dedi ormanın arasında bu dedi makine çalışmaz. Bunu dedi saat işler size dedi mahveder bu. Siz dedi bunu elle kazın. Biz burayı abimle beraber kazmayla kürekle burada bir yıl kanal kazdık. Hanımlar da tabii bizimle beraber. Tabii kazdık kazdık bir yere geldik artık aşamıyoruz yani. Bir haftada abimle balyozla vura vura bir haftada 30 santim yeri açtık. Ve suyu sonuçta buraya akıttık. Yaptık ama tabii buraya balık gelecek. Bu balık nereden gelecek? Bilmiyoruz da etrafımızda yok. Kime gittikse bu konuya yabancı. Yani bizim bölgemizde hiçbir tane tesis yok.
İşte orada var, burada var, Sapanca'da var, işte oraya git, buraya git, bir takım bilgiler aldık. En sonunda Manisa'da dedeler bir yavru üretiliyor. Oradan buraya bir yavru getirmeye karar verdik. O yavruyu getirdik, yavrunun tamamı burada. Birkaç gün sonra öldü. Kaldık ortada. Hiçbir şey yok. Çok kılçıklı olarak bilinir ama aksine alabalıkta hiç kılçık yok. Bakın, hamsi gibi. Ben şu balığımızı sadece şu şekil, karnını yardıktan sonra bunun bu şekil içini çıkarıyorum. Zaten bu kulağını, anahtar şeyini aldık. Sıra geldi bu balığı filete yapmaya. Zaten bunda cüzi bir kılçık var. Şimdi hanımlarımız, çocuklarımız balığı yerken bu balığı böyle böyle çatalına takarsan bundan kılçık çıkmaz. Ama şu tersten bir takıyor, bu kılçıklar kırılıp kalıyor. Ve bu çocuklarımız bir daha bu balığın kılçıktan ayıklayıp yiyemiyor. Biz bunu böyle daha öncelerde bu şu şekil pişiriyorduk. Ve baktık ki çok kılçıklı, herkes yiyemiyor diyen oluyor. Dedik ya bunu bir kılçıksız deneyelim. Bunu bu şekil kılçığını almaya karar verdik. Şurada zaten ana kemik var. Şurada da iki yanında iki asil ince kemikleri var. Bunu bir böyle yaptık. Bir de bu şekil yaptık. Şu ana kemiği bu şekil aldık. Şimdi ana kemikten ayırdık. Kaldı şuradaki ince kemikler. Bunu da şu şekil. Bıçağımızın ucuyla bak şu şekil. Böyle yaptık. Şöyle bir hareketle çektik. Şimdi burası tertemiz kaldı. Burada kılçık yok. Geldik bu tarafa. Burayı da bu şekil aldık. Bunu da böyle çektik. Şu anda bunda hiç kılçık yok. Şu kafayı da böyle yarıyoruz ki pişirmeye kolay olsun diye. Bu şekil sunuma hazır. Ya bu balın bu şekil tüketimi hanımlar için, çocuklar için çok daha kolay. Yani bizim için de kolay. Bir kere bu tamamen vitamin deposu. Yani herkesin tüketebileceği, herkesin yemesi gereken bir balık. Yani deniz ürünlerine baktığımız zaman ben bunu daha sağlıklı görüyorum. Çünkü denizde civa var, bizde yok. Tertemiz doğada yetişen bir balık. En sağlıklı balık, en sağlıklı balıklarımızdan bir tanesi. Bu balığımızın zaten şu anda ana ham maddesi balık unu, balık yağı gene. Yem doğala yakın. Balık da bu yüzden doğala yakın. Bence çok sağlıklı tüketilebilecek ender balıklarımızdan bir tanesi oldu. Alabalığın derisi özellikle tüketilmeye tavsiye ediyoruz çünkü vitamin. Yani mutlaka tüketilmeli. Alabalık özel bir balık, kılçıksız bir balık, lezzetli bir balık. Soğuk suda yaşayan billur gibi bir balık. Herkes tüketmeli. Evet, yani şu anda biz bunda kılçık bırakmadık. Bunu herkes şu anda çok rahat tüketebileceği bir şekilde. İsmim Hasan Çodar. 1960 doğumluyum. Rahmetli babamla beraber 86'da başladık. 87'de üretime geçtik. Nasip kısmette buradaymış. Yani buradaki bu yeri bulduk. Buraya yerleştik. En iyi su burada olduğu için o ilde yanı burası tercih ettik. Kanalı kazdık. Suyu akıttık buraya. Suyu akıttıktan sonra yani ikimiz bir, bu biraderle ikimiz bir havuzları beraber yapmaya başladık. Yani buradaki bu havuzların aşağı yukarı yarıdan fazlasını ikimiz beraber yaptık. İşte iki sene falan sürdü yani yavaş yavaş. Ya, kapıdan girdik, pencereden çıktık. Pencereden girdik, kapıdan çıktık. Ya bazı tartıştığın şeyler oluyor ama en sonunda yine uzlaşıyorsun yani. Tartışmadan zaten doğrular bulamaz. Şu anki işlemimiz, ben buradan balığı yakalayacağım, içinden porsiyonluk balıklarını alacağız. Yani kısacası şöyle göstereyim. Bu balığı böyle aldığımız zaman, bunun içerisinde bakıyoruz bu şekilde, şu balık porsiyonluk. Bunu alıyoruz, diğer tarafa çıkarıyoruz bunu bu şekilde. Küçüklerini de diğer tarafa atarak böyle. Şu şekil 250 gram aşan balıklarımızı alıyoruz.
Sofralık en ideal büyüklüğü 250-300 gram arası. Daha büyükleri porsiyonu açtığı için onları somun olarak satarlar. Biz fazla büyüğe gitmiyoruz. Biz burada tükettiğimiz için genelde 250 gram, 300 gram seviyesinde tüketiyoruz. İşte iki balığın arasındaki fark. Bu balık tahmini 120-130 gram. Bu balık da 250-270 gram seviyesinde. Bu balığı sunum yapamayız. Bu balık büyüdükçe bu kuşak ortaya çıkar. Gökkuşağıdır bunun ismi. Bunun ismi gökkuşağıdır. Bu yavruyken çok belirgin değil ama bu büyüdükçe bu kuşak ortaya çıkar. Gökkuşağı. Bu gökkuşağı balığı olduğu için bu cinsler bu şekil boylamasını böyle verir. Bugün şimdi bir tane güveç hazırlayacağız. Güveç kiremitte olacak. Sobada pişireceğiz. Sobanın fırına koyacağız. Zeytinyağı azıcık koyacağız. Soğan, patates, domates, tereyağı. Balık kokusunu çok sevmeyenler için üstüne bir tane de limon koyarız. Biraz piştikten sonra kaşar koyacağız üzerine. Önce yağımızı koyuyoruz. Yapışmasın diye zeytinyağımızı koyuyoruz azıcık. Sonra patateslerimizi koyuyoruz altına. Patatesleri de lezzet versin diye balıkla patates daha güzel oluyor. Biraz buğulama tarzı oluyor. Tavada kızarmış gibi olmuyor. Biraz da soğan koyarsak tat veriyor. Şimdi de balığımızı koyuyoruz. Sarımsak isteğe bağlı. İsteyen sarımsak da koyabilir. O isteğe bağlı. Tereyağı da güveçte daha lezzetli olduğu için. Normalde zeytinyağı ile sade zeytinyağını da olabilir. Tereyağı kullanmaya da bilirsin. Şimdi temizlik yapması zor olduğu için evde balıkta kokuyor. Bütün perdeleri yıkaması gerekiyor. Hanımlar o yüzden üşeniyorlar evde balık yapmaya. Balık kokusunu sevmeyen kişiler için üzerine limon koyarsa. Aspiratörü açacaksın, camlarını açacaksın kokusunu istemiyorsan. Balığı koyarsın ocağa. Balık pişene kadar o çalışır. Limon da üzerine koyarsan zaten eve koku yayılmaz. Camları balık pişenden sonra 5-10 dakika sonra kapatırsın. Aspiratörü de 10 dakika sonra kapatırsın. Hiçbir sıkıntı olmaz yani. Hiçbir koku olmaz. Limon koyduğunda da zaten balıkta koku kalmıyor zaten. Şu anda bu hazır şimdi. Şimdi fırına atabiliriz. Çok kurumasın diye üzerine az bir şey zeytinyağı atıyorum. Hazırlamış olduğumuz güveçte balığımızı fırına koyuyoruz. 40-45 dakikada çıkacak. Fırına veriyoruz. Bir sefer yavru aldık, yavrular öldü. İkinciyi de almaya para yok. Sonra bal vardı, balından değiştirdik yavruları. Artık dedik bu yavrular da ölürse yani bu işi yapmayız yani. Onun kararını verdik yani. İki aileydi burada. Kaynam kaynatam da vardı. Herkes dedik fabrikaya girsin. Yani çok zorluklar tabii ki de çektik. Elektrik yok. Çocuklar var, okula çocuklar gidecek. Çocuklar okula gidecek. İlkokul var köyde. Öteki okullara, ortaokullara da taşımalı viziye gittiler. Elektrik olmayınca çamaşırın elde, yemek elde. Mesela bir ocağımız bile yoktu. Tek gözlü tüpte ben yazın yemek yapıyordum. Yazın sıcak soba yakamıyorsun. 3-4 yıl ocak bile alamadık yani. Çok zorluklar da tabii ki geldik. Mesela Balkaya'da köyde yoldan araba geçmezdi. Ulaşım yoktu. Rahmetli kaynatam buradan ekmekçi arabasıyla saraya giderdi, saraydan vizeye yani öyle gidip akşama taksiyle gelirdik eve. Kendi sudan elektrik üretmeye başladık ama makine, çamaşır makinesini günde bir kere çalıştırabilirdik. Başka bir şey yapamazsın, yetmezdi elektrik. O sıkıntıları da çektik. Hasta olduğumuzda doktora giderdik, bir araba yok yani biz yabancıyız. Köylü bizi taşımazdı bile, parayla bile götürmezlerdi yani mesela bizi yabancı olunca.
bir çarkla beraber deviri artırarak sudan 48 volt elektrik üretip bir sistemde toplayıp akülere dolduruyoruz. Akülerden de invertör sayesinde 220 alarak işlemimizin elektriğini bu şekil geliştiriyoruz. İlk zamanlar 220 almaya çalıştık. Kotumuz yetmediği için 220'yi tam net alamadık. Alamayınca bu sisteme döndük. 48 volt üretip akülere dolduruyoruz. Buradan 220 alıyoruz. Ama işletme büyüdükçe bu da yetmemeye başladı. Buna bir de güneş panelleri ilave ettim ben. Güneş paneli, su, ikisinden ürettiğimiz elektriği işletmede kullanıyoruz. Tekrar artık bu da zaman zaman yetmemeye başladı. Şimdi şehir şebekesi de aldık. O da geldi buraya şehir şebekesi. Şehir şebekesi geldikten sonra yani şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Bu fikir yine rahmetli babam Ali Çodar'ın fikri. Bu memlekette bu işi zaten amatörce yine suyla bizi Karadeniz engebeli dağlık arazi olduğu için bizde orada da kot sıkıntısı yoktu. Orada bu işi yapmıştık amatörce. Kendi evimizin elektriğini görüyorduk ta 79-80'li yıllarda. Ondan sonra buraya gelince aynı şeyi tekrar burada kurmaya çalıştık ama bu sefer de kot meselesi çıktı burada. Arazi düz, kot yok. Nasıl yüksekten dökeceksin? Dökemedik. Bu kanalı bu kadar uzun kazmamızın da birinci nedeni buydu. Elektrik üretmek. Ama sonuçta bunu başardık. Burada bir elektrik ürettik. Elektrik, bize gelen su ilk önce elektriği üretiyor. Ondan sonra da elektriği ürettikten sonra balıklara gidiyor. Yani iki türlü iş görüyor bizde. Suya bile iki türlü iş yaptırıyoruz yani. Valla babamızın bize en büyük bıraktığı miras işte böyle projeleriyle, fikirleriyle elektrikte, balıkta, arıda bir de dürüstlükle en büyük mirası babamın bize bu oldu. Rahmetli Ali Çodar'ın mirası budur. Babamın çocuğu olarak ben de 60 yaşına geldim ama kızım Zeliha bundan sonra bunlar devam edecek. Bayrağı biz bunlara devredeceğiz. Bizim de artık miadımız doldu gibi. Sonuçta şu anda bayrak bunlarda. Zeliha Çodar ben. 1996 doğumluyum. İnsan kaynakları yönetim mezunuyum. Normalde İstanbul'da yaşıyorum fakat ailemin çektiği zorlukları bildiğim için, bu işletmenin nasıl kurulup nasıl bu hale geldiğini bildiğim için biraz da kendi eğitimlerimden, tecrübelerimden yola çıkarak onlara bu alanda destek olmak istiyorum. Genelde pek bir iş ayrımı yapmadan gerektiğinde babamla birlikte balık ayıklama, annemle birlikte mutfağa girip balık servisi hazırlama, bulaşık gibi şeylere yardım ediyorum. İhtiyaç olduğunda kasada duruyorum, oradaki yoğunluğu azaltmaya çalışıyorum. Bazen garsonluk yaptığım oluyor, garsonlara destek olduğum oluyor. Yani burada sadece benim için değil, herkes için geçerli. Herkes her işi yapabiliyor yani, belli bir iş ayrımı yapmıyoruz genelde. Buradaki insanlar fiziksel olarak çok çalışıp yorulduğu için ama böyle bir güzelliği de kaybetmek istemediğim için aslında burayı böyle uluslararası bir pazara dönüştürmeyi düşünmüştüm. Yani yurt dışına açılmak ya da yurt içine hani biraz daha dijitalleştirmeyi düşünmüştüm. Hani yine balıktan, baldan, doğal ürünlerden bir maddi kazanç sağlamayı düşünmüştüm. Ama sonra baktığımda yani annem, babam ya da amcam hani bu işi yapmaktan şu anda mutlular her ne kadar yorulmuş olsalar da. Ve alabilecekleri en iyi verimi aldıkları dönemde olduklarını söylemişlerdi. O yüzden ben de bir süreliğine bu fikri ertelemeyi düşündüm. Karadeniz'de biz de bir orman köyünde yaşıyorduk. Bir gün bir gazetede Türkiye'de Bilecik'te bir balık üretildiğini ve dışarıya ihraç edildiğini duyduk, okuduk gazetede. Bundan esinlenerek bu bölgeye araştırmaya başladık. Karadeniz'de hamsi yatağı olduğu için dedi ki İstanbul yöresinde araştıralım. İstanbul yöresinde bu Çatalca civarlarında araştırırken yolumuz buraya düştü. Kader bizi buraya attı. Gördük. O tarihte rahmetli babam da baktı dedi çocuklar burası uygun. Biz burada bu işi yapmaya karar verdik. Yıl 85'ti. Suyumuz bir kere %100 doğal. Ormandan çıkan ve hiçbir kirlilik olmayan bir su. Soğuk su. Alabalık da soğuk suyu sevdiği için uygun. Bu yüzden buna karar verdik. Bu bir. İkincisi pazar İstanbul bize daha yakın olduğu için İkinci çıkta pazarı düşündük. 85-86'da girdik. 87'de üretime geçtik. Şimdi tavada balıkları kızartacağız. Ocağımızı açıyoruz. Önce tavalar bir ısınacak. Yağlar ısınacak.
yağının güzelce ısınması gerekiyor önce. Yağ birazcık kızacak balığın güzel pişmesi için. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Yağ kızdıktan sonra balıkları unluyoruz mısır unuyla. Mısır unuyla güzel kızarsın diye önce güzelce balıkları unluyoruz. Mısır unuyla daha güzel oluyor. Daha çıtır oluyor. Balıkların çıtır olması için mısır unuyla kızartıyoruz. Bir ocakla başlamıştık. Zaman zaman ikiye çevirdik, üçe çevirdik. Yetmeyince 6'ya çıkardı ocakları. Yazın yoğunluklarda 6'yı kullanıyoruz. Sabah başlayıp akşama kadar devam ediyoruz. Zaten günü 24 saat açığız. Cumartesi pazarımız açık. Bayramlarda açığız. Yani bizim kapalı günümüz yok. Yağlar güzelce kızdıktan sonra balıkların önce bu derisini tavaya koyarsak balıklar yapışmaz. Çevirirken dağılmaması için balıkların önce derili yüzünü yağa koyarız. Alabalığın genelde ötekiler gibi kokusu olmaz. Alabalığın. Yoğurtun kokmaz alabalıkta. Daha hafiftir yani yemek içinde. Biz zaten balığı alışkın olduğumuz için Karadeniz'de de olunca bir de severek de yapıyoruz zaten balık işini. Severiz. Yemesini de severiz. İlk günkü gibi de severek yapıyoruz yani. Pişirmesini de, üretmesini de. Çevirip kızardığını bakıyorum. Kızarıp kızarmadığını. Bir de böylece kaldırıp yaparsam balıklarda hiç yağ kalmaz. O yüzden balığın tadının tutulması zaten. Yağda daha çabuk pişer. Altın ocağını ayarlaması çok önemli. Biz de müşterilerimiz bunu sevdiği için değiştirmeyi de düşünmüyoruz. Tek çeşitte gidiyoruz yani. Başladığımızda da böyle başlamıştık. Yağ kalması imkansız oluyor böyle. Balığa en çok soğanla limon gider balığın yanında. Soğanını yanına koyuyoruz. Limonunu da koyuyoruz. Bir gün rahmetli babam dedi ki ya oğlum ben dedi şöyle bir çıkayım Adapazarı, İzmit bu yörelerde de bir bakayım da bu işte ne yapabiliriz? Nerede var? Geldi dedi ki ya şeyde dedi çok güzel yavru var Sapanca'da ama dedi paramız yok alamıyoruz. Ben de dedim baba bunu dedim gel söyleyelim. Balla dedim takas edelim. Biz arıcılıkla yaptığımız için elimizde bir miktar balımız var. Olurdu giderdi takas ettik. Yavruyu koyduk buraya. Yavru tabii biz sürecimle elimizde bir tane 11 metrekare havuz var. İkincisi var işte bir 11'de o 22. Başka yok. Yavruyu ikiye böldük. Yavru 20 gün sonra büyüdü. Su soğuk tabii sağlıklı yavru büyüdü. Bir daha büyüdü. Artık yer yok ya dedik. Gücümüz yok ki bir torba çimento alalım. Bu da çok acı. Ondan sonra gelirimiz yok hiçbir yerden. Buraya dışarıdan gelmişsin macirsin. Yani balımız var ama satacak kimse yok. Alacak kimse yok derken biz bunu ya dedim babama şuraya bir toprak havuz kazalım. Önüne dedim naylon çekeriz. Altı toprak olsun, yanı toprak olsun. Önüne dedim naylonu toprakla tabana dedim sabitleriz. Belki dedim böyle idare ederiz. Hakikaten o şekil yaptık. Aa, balığı oraya alınca balık başladı büyüme. Şakır şakır balık büyüdü. Öyle bir sürece geldik. Balık artık 100 gram oldu. Yani ne varsa bizde bitti. Yoksa artık ona alacak bir yem yok, güç yok. Bir gün rahmetli dayım geldi. Dedi ne bu sıkıntı? Dedi ki ya biraz para lazım işte. Bu para olsa biz bu işi yapacağız. Büyüyecek. Derken dayım dedi ki ya sizin aradığınız kadar para dedi bende var. Rahmetli babamla dayım ikisi de rahmetli oldu. İstanbul'a gittiler. O parayı aldılar. Hiç unutmuyorum. 50 torba bize yem geldi. Ben zannettim ki bütün yemi biz aldık, başka yem yok. Yani ben böyle algıladım yani. O yemi yedikten sonra balıklar büyüdü. İşte bir 150 gramı buldu. Fakat olmayanca bir şey, o da bitti. Yok. Anaç balıkları yetiştirdik. Ondan sonra üretime geçtik. İlk etapta
İki tane havuzla başladık. İki tane havuzu yıldan yıla işte 4 oldu, 6 oldu, 8 oldu, 10 oldu. Ve bu zamana kadar yani 24 havuza çıktık. Şu anda yani 150-200 bin adet yıllık üretimimiz var. Bu da yetmiyor bize. Lokanta açtıktan sonra yine dışarıdan da balık takviye ediyoruz. Başka büyük işletmelerden de takviye ederek sunumumuza devam ediyoruz. Şimdi suyumuz sınırlı. Şu anda mesela bu suyu üretimi de artırabilmek için buradaki kaynak suyumuz tesislerde bölüşüldü. Ve biz bir ikinci artırıma daha gidemiyoruz. Bizdeki şu anda üretim sınırlı. Bunun üzerine gidersek yasaların dışına çıkmış oluruz. Onun için biz şu andaki üretimimiz belli. Biz bunun dışına çıkamıyoruz. Bu alabalığın özelliği soğuk suda yaşaması. Tamamen doğal, kılçıksız, deniz balığından farklı olarak daha hafif oluşu. İnsanlara tüketimi daha kolay, daha lezzetli bize göre. Ve sunum olarak da halk bunu bu yörede sevdi. Sevilen bir balık, alabalık. Üretim süreci bir yıl alıyor. Bu balığın bu hale gelmesi bir yıl alıyor yaklaşık. Bir yılda yenecek sofra boyuna gelebiliyor. Buraya ilk geldik. Sadece burada bir tarla var. Evin inşaatını yaptık. 4 duvar. Evde su yok, elektrik yok. Her yer karanlık. Yani bir komşuya gidip de ya şu işimize bize bir yardımcı ol denecek bir durum yok. Çünkü biz burada yabancıyız. Herkes bize yabancı gözüyle bakıyor. Derken bu iş yavaş yavaş ilk önce suyu getirdik. Sudan elektrik ürettik. Sudan elektrik ürettik. Kısmi de olsa kendi ihtiyacımızı gördük. Bu zorlu süreç açtıktan sonra tabii aracımız yoktu. Bunda çok zorlandık. Derken hani bir araç aldık. Bu yönünü rahatladık. Elektriği kendi ihtiyacımız kadarını ürettik. Daha sonra bunu biraz daha güçlendirdik. Su yolumuz bayağı bir uzun. Burada çok şeyde sıkıntılar oldu. Su patladı, heyelan oldu, su kaçtı. Su kaçtı, olmuyor. Yani çok büyük sıkıntılar çektik bu yönden. Ondan sonra pazar meselesi. İlk önce seni kimse bilmiyor. Nereden alsın, nasıl alsın? İnsanlar bunu duyacak ki reklam yapamıyorsun, gücün yok. O zamanlarda bu şekilde bir iletişim sosyal medyada yaygın değil. Ama bu zaman zaman emin olun insanlar lezzete bakın balığı bir alan bir daha aldı. Aa çok güzel balık aldık işte lezzetliydi, su soğuk, temiz bir de suyumuz bizim suyumuz kaynak, doğal ve de hiçbir köyden, mesaiden, sanayiden kirlenmiyor. Kirlenmediği için lezzeti çok güzel. Hani bir yiyen bir daha geldi. Bir alan bir daha aldı. Mesela bizim bu Balkaya köyünün balığını alan kişi başka bir köyde, başka bir yerden kolay kolay alabalık almaz yani. Yemleme süreci, sabah kalkıyoruz. İlk önce çocuk gibi bunları balığın büyüme durumuna göre 3 öğün bu balığı biz yemliyoruz. Ondan sonra hastalıkları kontrol oluyor. Zaman zaman görüyorsun mesela rahatsız insan nasıl belli olursa burada da rahatsızlanan bir balığın şeklinden, hareketinden anlıyorsun. Zaman zaman işte mevsimsel mesela mevsim geçişlerinde ilkbaharda, sonbaharda suda gözükmeyen parazitler oluşur. Bunlara karşı dezenfektan şeyler kullanıyoruz mesela. Balığı banyo yaptırıyoruz. Bunlar bu süreçleri takip etmezsen, sıkı takip etmezsen bu daha ileri boyutlara çıkıyor. Bir havuz balığı bir anda öldürebilirsin. Bazı şeylere karşı koruma olarak mesela bunlara banyo yaptırıp balığı koruma altına alabiliyoruz yani. Ya balığı mesela bir havuza belirli bir yere sıkıştırıyorsun. Ondan sonra suyunun seviyesini düşürüyorsun. İşte onun hesabını yapıyorsun. Kaç metreküp suyun var ona göre bir sıvı ilaçla bunu banyo yaptırıp işte ilacına göre işte 20 dakika, yarım saat bekletip dış parazitine karşı balığı korumuş oluyorsun yani. Yani bunu 3 gün arayla yaptığın zaman, 3 kere yaptığın zaman iyi sonuç alınabiliyor. Ya bir gün duruyoruz böyle. Hanımla beraberiz. Babam bir yere gitti, rahmetli. Bir araba durdu burada. İşte selam aleyküm selam. Ne iş yapıyorsunuz burada? Dedim ki burası alabalık tesisi. Fakat biz burada bu işi yapacağız. Var mı balık? Var.
Var ama dedim balıklar daha büyümedi. Adam geldi baktı böyle. Ya dedi balıklar yenir abi dedi. Gel sen bunu bize sat. Ya şimdi kaça satacağımı da bilmiyorum. Nasıl olacağını da bilmiyorum. O gün ya Allah bismillah dedik. Adama 10 tane balık verdim. Kaç paradan verirsin? Ben de dedim ki tanesini 1 liradan veririm. 1 liradan verdik tanesini. Ya inanın o 10 lirayı gördüğüm an çocuklar kadar sevindim. Çünkü hiç paran yok. İlk defa bir ticaret yapıyorsun. Aynı gün biz bunun o müşteri gittikten sonra böyle onun sevincini yaşarken aa işte güzel oldu falan bak işte sattık falan derken biri daha geldi. O gün 20 tane balık sattık 20 bin lira para aldım ben. Rahmetli babam geldi böyle önüne 20 bin lira parayı koyunca aa dedi oğlum neden aldın bu parayı? Ya dedim baba böyle böyle biz bir balık sattık ama iyi mi yaptık kötü mü yaptık? Ucuz mu verdin pahalı mı verdin bilmiyorum. Kaça verdin böyle böyle. Aa dedi çok güzel fiyata vermişsin. Tamam oğlum böyle devam edelim. Bu süreç böyle devam etti. O sezonu o toprak havuzda geçirdik. Ve o sene bir 20 bin civarında bir balık yaptık. Sonraki senelerde işte iki tane havuz daha yaptık. Derken orası doldu. O da yetmedi. Bir iki daha ilave edelim. Bir iki daha bir de ilave edelim derken biz kapasiteyi yani yıllık 25-30 tona çıkardık. Bu 25-30 tona çıktıktan sonra tabii her sene böyle düzgün gitmiyor. İşte ekonomik şartlar bir yıl geldi, 90'lı yıllarda kötüleşti. Artık kimse para kendilerine buradan gelip balığın yüzüne bakmaz oldu. Rahmetli babam da hastalandı o dönemlerde yatalak oldu. Biz de dedik ya ne yapalım işte bir çare. Gel dedik işte müşteri de talep oluyor böyle hani siz bunu pişirseniz işte daha iyi olur da işte biz de yerdik rahat ederdik. Ya biraz müşterilerin bizi kamçılamasıyla beraber biz de pişirmeye başladık. Tek bir ocakla başladık. Bir tane ya dedik bu bize yeter çok bile gelir. Abi iki ay sonra bu yetersiz oldu. Ya bir ikinci ocağı koyduk derken o da yetersiz oldu. Üçüncüyü koyduk derken ya biz alan yetmemeye başladı. Biz bir 3-5 metrekare daha açılıyoruz. Bakıyoruz o da yetmiyor. Şey derken yani artık yazları 6 ile 8 arasında ocak çalıştırıyoruz. Çalışan insan sayısı yazları 30-40'ı buluyor. Bizim burada personel şu anda 10-15 tane personel olduk toplam çalışanımız. Yani bu süreç bu şekil gelişti, devam etti. Şu anda hem pişirerek sunumumuzu hem canlı olarak perakende sunumumuzu ve bunun yanında benim arıcılığım da devam ediyor. Bir taraftan da arıcılık da bizde baba mesleği olduğu için bunu da bırakamadık. Bu yörede de arı gayet düzgün oluyor. Biz her ikisini yine bunun yanı sıra az da olsa hayvancılık, işte tavuk vesaire yani tam bir çiftlik var ya devam ediyoruz. Yani süreç bu şekil işliyor. Müşterilerimiz de hep gelip canlı alırken onlar kendileri bizden canlı alıp karşıda piknik yapıyorlardı dere kenarlarında. Sonra dediler neden dediler yani bizi uğraştırıyorsunuz, niye pişirmiyorsunuz? Siz pişirin, biz gelelim balığımızı alalım, burada balığımızı da yiyelim, karnımızı doyuralım dediler. Pişirmeye geçince tabii daha da iyi oldu. O yüzden restoran açmaya da karar verdik yani. Müşterilerin isteğiyle de daha çok karar verdik. Sağ olsunlar şimdi bir balık yiyen daha yıllardan beri geliyorlar yani. Diyorlar 10 yıldır, 15 yıldır da pişiriyoruz. Haliyaten diyor o lezzeti diyor buluyoruz diye. İlk günden son güne aynı diyor. Müşterilerimiz o yüzden pişirmeye karar verdik işte. Eşim balıkla da uğraşıyor, arılarla da uğraşıyor. Biz de balık pişirmekle uğraşıyoruz yani. Elimiz lezzetli olmasaydı 15-20 yıldır aynı kişi buraya gidip gelmez yani. Biz bu balık üretme sürecine 1985 yılında başladıktan sonra gecemizi gündüzümüze katarak tatil nedir bilmeden çalışarak bu hale getirdik. Daha sonra baktık işler biraz kötü gidiyor. Lokantada açtık. Lokantada da sunumumuzu dedik ki bunu bir şekilde müşteriye daha nasıl güzel sunabiliriz? Bunu dedik en güzel kılçıklarını çıkaralım, fileto şeklinde sunalım. Ve bu insanların çok hoşuna gitti. Özellikle hanımlar kılçıksız balık yemeyi çok sevdi. Bu sunum da güzel olduktan sonra bu şekil devam ettik. Hala üretime, tüketime bu şekilde devam ediyoruz. Alabalık şifa kaynağı, vitamin deposu. Ve bunun için herkese tavsiye ediyoruz. Herkes bu balığı yemeli. Şimdi ne yaptık? Şimdi balığın porsiyonluk boylarını aldık, küçüklerini geri attık. Bu süreç böyle devam edecek.
bu abilerimiz buraya geldiklerinde biz o zamanlar herhalde 13 yaşlarında falanız. Bizim de mandalarımız vardı. Abilerimiz burada işte havuzları kazmaya başladılar, işte kanalı kazmaya başladılar gibi. Biz hepten ufak yaşta çocuklardık. Hatta zaman zaman annelerimiz işte bu insanlar burada ne yiyor, ne içiyor gibi, işte ekmekti, süttü gibi hatırladığım kadarını söylüyorum. Bu şekilde bir başlangıçlar oldu. Tabii ki bu bahsettiğimiz 80'li yıllar bu kadar teknoloji ilerlemiş değil. İşte araç gereç sayısı çok az seviyede bugüne göre. Hakikaten sıkıntılar yaşandı. Yani Edirne'den İstanbul'a kadar tabiri caizse müşterisi olan bir tesisimiz. Hatta şu an bütün köyümüzün tesislerine çeşitli yerlerden vatandaşlarımız günübirlik işte iki balık yiyeyim, işte biraz daha börek yiyeyim gibi düşünceli hem de temiz hava alayım mantığıyla köyümüze çok aşırı derecede gelen gidenimiz var çok şükür yani. Alabalık haricinde hiçbir balığın yaşama şansı yoktu. O kadar soğuk bir suyumuz var yani. Bu da köyümüz için ayrı bir bereket, ayrı bir güzellik yani. Burası şimdi köyümüzün ilk yerleşik alanı bu konuda restoran anlamında. Hepsini gerçekten yani diyebilirim ablalarında, abilerinde hepsinin elleri birbirinden üstün. Öyle bir maharetleri var. Bu alabalıklarımızı günde 3 sefer, 2 sefer, zamanına göre 4 sefer yemleyerek büyümesini sağlıyoruz. Şu anda da bunun normal yem saati olarak düşünürsek balıklarımızı yemleyerek karınlarının doymasını sağlıyoruz. Bu balığın büyüklüğüne göre yemin numarası da değişir. Bu balıklarımız yaklaşık 100 gram seviyesinde bunlara peledi 3 numarayı veriyoruz. Verdiğimiz yemlerde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şöyle yemimiz 3 ayda bir Tarım Bakanlığı bizden numune alarak kontrole gönderiyor. Onun için biz de rahatız. Balık unu balık yağından yapılan zaten genelde bir yem. O yüzden gayet sağlıklı. Bu balıklar şu anda yem alıyor. Herkes karnını doyurma peşinde. Evet, şu anda karınlarını doyuruyorlar. Biz de böyle yemi dengeli atmaya çalışıyoruz ki eşit miktarda her tarafta aç kalmasın, doysunlar diye. İlk başladığım o zaman korka korka atıyorduk. Çünkü çok daha süreç sıkıntılıydı. Yem de alamıyorduk. İki torba yeme İzmir'e gidiyorduk. Ve iki torba yem ne kadar sürecek? 10 gün sonra bitiyordu. Balıklar topraktan çakıl yiyordu. Bunları da gördük. Ama sonuçta çaresizdik. Çimento alacak paramız yoktu. Onu toprakta büyütmek zorunda kaldık. Salatayı yapan kişi sevgisini katması lazım. Şu balığı pişirirken de sevgisini katarak yapma, özenerek, severek yapma. Bir de aman olsun da nasıl olsa olsun demem var. Yani bu işte bu birinci çık yani. Yetiştirmesi bizden, pişirmesi hanımlarda. Temiz olması gerekiyor. Havuzların da temiz olması gerekiyor. Tatlı suda balıkların. İçilen su, temiz su, kaynak suyu yani. Çayımızı falan o sudan yapıyoruz yani. Benim ismim Erdal Tan Vizeliyim. Garsonluk yapıyorum, balık temizliyorum. Balık deyince Hüseyin abi aklımıza gelir, Hasan abi gelir aklımıza. İstanbul'dan bile geliyorlar balık yemeye. Balık çok güzel. Bizim balıklarımız filato. Kılçık kesinlikle yok. Ben garsonluk yapıyorum. Garson adam dürüst olacak, güler yüzlü olacak, nezaketli olacak. Hüseyin abi 10 numara adam. Ya şimdi benim patron olduğu için söylemem. Şimdi ara sıra tabii tartışırız ama gene yolu buluruz. Ya ben havuzlara çok düştüm. Düşmedim değil. Hüseyin abi Yozgat'tan gelmişti. Biz balık ayırırdık arkadaşla beraber. Porsiyonluk. Balık arıları bir saldı. Arılar 104 tane. Allah şükür alerjimiz falan yok. Bir şey olmaz. Attım kendimi havuza. Öbür türlü olsa daha çok ısırırlar. Fakat bir ara ısırdı mı öbürleri de gelirmiş. Onu bilmezdim. Hüseyin abi söyledi. Ben Sabri Yılmaz, Balıkaya doğumluyum. Ben çocukluğumdan beri bu balıkçılığı yapıyorum. Ben aile de tutarım, holtayla da tuttum, elle de tuttum balık kovuklar altında, taşlar altında.
Yemesinden değilim de, yani tutmasından meram var. Ben köyden insan çağırıp da burada gelin balık yiyin demiş insanım. Yani çok sefer. Balığın en büyük özelliği pişirme özelliği, çok büyük fonksiyon. Öyle rastgele pişirdin mi zaten hiç bunun tadı tuzu yok. Ya adam bir daha da hayata balık yeme yani niyetlenmez bile. Bal da bizde baba mesleği. 1957'de rahmetli babam başlamış. 57'den bu zamana biz bala da devam ediyoruz. Kekik ağırlıklı olmak üzere bal yapıyoruz. Balımız da mevcut burada. Dışarıdan hiçbir müdahale katkı olmadan yapılan bir ürün. Bunun yanında pollen, arek meyi olarak da geçer bu. Bu da çok faydalı bir şey insanlara. Tatlı olarak irmik tatlısı yapıyoruz. Kendi hayvanlarımızın sütünden, tereyağından bunu kavurarak yapıyoruz. Doğal yoğurt yapıyoruz. Bu kaymaklı, hiçbir dışarıda katkısı olmadan bunları yapıyoruz. Kendi hayvanımızın sütü. Balıklarımızı da surumu iki şekilde yapıyoruz. Hızlı tüketimde yazın mutlaka tava olarak tüketiyoruz. Çünkü çok kalabalık, yani güveçe giremiyoruz. Çok yoğunluk var. Hızlı tüketimde mecburen alabalığı filete şeklinde az yağda mısırını tava yaparak tüketiyoruz. Güveç biraz daha ağır zaman alıyor. 40-45 dakika zamanı var. Bu da insanımız biliyorsun o kalabalığı gördüğü zaman acaba bana sıra gelmez gibi hisse kapılıyor. Veya işte çok acıktım hemen bir önce yemeğimi yiyeyim gibi bekleyemiyor. Onun için bunu periyodik şeyde yapıyoruz. Onu da sebzeli olarak kaşarlı yapıyoruz güvecide. Sunumumuz bu şekilde. Erdoğan Çetin, Rize'den Balkaya'ya balık yemeye geldik. Buranın balığı meşhurdur. 15-20 senedir hizmet ediyorlar burada. Dürüst insanlar. İmkan buldukça geliyoruz. Doğanın içinde. Çalışanlar hizmeti iyi. Yediğinizi biliyorsunuz, içtiğinizi biliyorsunuz. Onun için hep aileler geliyor zaten. Benim en çok hoşuma giden ne biliyor musun? Şurada insan çalıştırıyoruz. Akşam oluyor, adamın parasını verdiğin zaman hay Allah razı olsun deyip de sana bir dua etmesi var ya, senin bütün şeyini unutturuyor. Diyorsun ya keşke iki kişi daha çalışırsa. Yani bu çok önemli. Yani biz burada bayağı bir insanlara ekmek veriyoruz. Bayağı bir insanlar sebepleniyor. Fırıncısından sebze üretenine kadar. Yani bu sadece bizimle ilgili değil. Yani etrafımızda bu işler biraz daha yapılsın, biraz daha çoğalsın. Ya birkaç tane komşu daha çıksın bize. Allah'ın hazinesinde bol. Şu işi severek yapıyorum. Eğer zaten bu kadar tenhaya biz burada mesela iki köyün arasındayız. Bir köye 3 kilometre, bir köye 4 kilometre. Zaten bu işi biz sevmeseydik burada barınmazdık, gelmezdik. Yani severek yapıyoruz. Severek üretiyoruz. Yani herkese de tavsiyem, yani elini taşın altına koysun. Bu ülke hepimizin. Herkes biraz düzgün üretmeye baksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.